Assalomu alaykum. Toshkent Moliya institutining oliy matematika, statistika va ekonometrika kafedrasi tomonidan bakalavriat talabalari uchun iqtisodchilar uchun matematika fanidan video ma'ruzalar tayyorlandi. Men Abdikarimov Rustamxon Alimxonovich, ushbu kafedra professori, iqtisodchilar uchun matematika fanidan funksiya limiti mavzusidagi video ma'ruzani e'tiboringizga havola etaman. Assalomu alaykum aziz talabalar. Bugun sizlar bilan birgalikda funksiya limiti mavzusini o'tamiz. Ushbu mavzu quyidagi reja asosida yoritib beriladi. Birinchi, bir o'zgaruvchi funksiya limiti ajoyib limitlar. Ikkinchi, bir o'zgaruvchi funksiya uchun bir tomonlama va x cheksizdagi limitlar. Uchinchi, cheksiz kichik va cheksiz katta miqdorlar. Va nihoyat to'rtinchisi, ko'p o'zgaruvchi funksiya limiti tushunchalari yoritiladi. Limitlar nazariyasi matematik tahlilning bir bo'lagidir. Qadimiy Gretsiya olimlari turli xil geometrik shakl va hajmlarni hisoblashda intuitiv ravishda limit tushunchalaridan foydalanishgan. Bunday masalalarni yechish usullari Arximed ishlarida rivojlantirilgan. 17. asrga kelib, differensial va integral hisoblarda oshkor va oshkormas holda limit tushunchalari ishlatilgan. 19. asrga kelib, Cauchy, keyinchalik Weierstrass va Balzano kabi olimlar limitlar nazariyasini rivojlantirishga salmoqli hissalarini qo'shgan. Umuman aytganda, funksiya limiti sonli ketma-ketlik limitining umumlashgan holatidir. Ma'ruzani funksiyaning x0 nuqtadagi limiti tushunchasini kiritishdan boshlaymiz. Buning uchun x0 nuqtaning delta atrofi tushunchasini kiritamiz. R1 fazada x0 nuqtaning delta atrofi quyidagicha aniqlanadi. Y barobar f at x funksiya biror v to'plamda aniqlangan bo'lsin. Birinchi ta'rif. Cauchy tarifi. Agar ixtiyoriy epsilon katta 0 son uchun shunday epsilonga bog'liq delta soni mavjud bo'lsa-ki, x minus x0 absolyut qiymati bo'yicha deltadan kichik tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha xlar uchun f at x minus a absolyut qiymati bo'yicha epsilondan kichik tengsizlik o'rinli bo'lsa, u holda a soni f at x funksiyaning x0 nuqtadagi limiti deyiladi va bu limit quyidagicha yoziladi. Endi funksiyaning x barobar x0 nuqtadagi limitining geyni ta'rifini beramiz. Ikkinchi ta'rif. Geyni ta'rifi. Agar v to'plamga tegishli ixtiyoriy yaqinlashuvchi x1, x2 va hokazo xn n cheksizga intilganda x0 ga intiluvchi ketma-ketlik uchun y barobar f at x funksiyaning ushbu nuqtalardagi qiymatlaridan tashkil topgan ketma-ketlik ham a soniga yaqinlashsa, intilsa, u holda a soni f at x funksiyaning x x0 ga intilgandagi limiti deyiladi. Bu limit ushbu ko'rinishda yoziladi. V toplamda aniqlangan limitga ega bo'lgan funksiyalar quyidagi xossalar bilan xarakterlanadi. Birinchi, y barobar f at x funksiya x x0 ga intilganda chekli limitga ega bo'lsa, u holda bu limit yagonadir. Ikkinchi, y barobar f at x funksiya x x0 ga intilganda chekli limitga ega bo'lsa, u holda x0 nuqtaning shunday delta atrofi mavjudki, ushbu to'plamda f at x funksiya chegaralangan bo'ladi. Uchinchi, agar limit x x0 ga intilganda f at xn a ga teng bo'lib, u 0 dan farqli bo'lsa,
O halde x nöqtənin şunday etrafı topladı ki, bu etrafta funksiya işarası əsanın işarası bilen bir xil boladı. Ve nihayet 4-cü, eğer birer delta 0'dan katta san ve barcha x0, x0 nöqtənin delta etrafındaki nöqtələr üçün limit x, x0 gəntilgəndə f at xn əgər limit x, x0 gəntilgəndə j at xn b bolub f at x küçük yakitin j at x bolsa o halda a küçük yakitin b boladı. Növbətdəki asas düşüncələrdən biri bu f at x funksiyanın x çiksizgə intilgəndəki limiti deyilədi. Üşbu ya tarif birişki ötəmiz. Y barabar f at x funksiya birar bir v a'dan çiksizgəcə nurda anıqlangan bolsun. Üçüncü tarif. Eğer ixtiyari epsilon 0'dan katta san üçün şunday bir epsilonga bağlı k 0'dan katta sanını kürsətiş mümkün olub. Bərçə absolut qiymatı boyunca x katta k münasabatını kanatlandırıcı x'lər üçün f at x minus b absolut qiymatı boyunca küçük epsilon tengsizlik oranlı olsa o halda b sanı f at x funksiyanın x çeksizgə ümitilgəndəki limiti deyilədi. Y barabar f at x funksiyanın x minus çeksizgə ümitilgəndəki limiti həm yuxarıda kəbi təriflənədi. Növbətdəki tərifkə toxtalarımız. 4-cü tərif. Əgər ixtiyari əkətdə 0 san üçün şunday əgə bağlı qıraşda delta san 0-dən kətdə bölgən tapılsa ki x minus x0 absolut qiyməti boyunca 0-dən kətdə və delta-dən kiçik bölgəndə f at x funksiyamız absolut qiyməti boyunca ədən kətdə tensizlik bəcərilsə o halda f at x funksiyamız x dön noktada çeksiz limitke ege deyiladi. Ve bu limit kuyuda geçe yazıladı. Misallar görüyoruz. Birinci misal. Birinci misalda kesir ifadanın makarajıge karaydıgan bulsak. Makarajda 1 taksım 3 derecesi x türüptü. 1 taksım 3 doğru kesir bölgenlik için x çeksizge ümitilgen de bu ifada 0 gendiler. Kesirinin özgesi 3 keten buladı. İkinci, xud düşünge oxşaş misal, lekin bu cəydə x minus çeksizgə ümitilgənlik üçün 1 taksım 3 dərəcəsi x bu çeksizgə ümitilgənlik üçün kəsirinin ifadəsi 0-gə tən boladı. Üçüncü ifadəmiz isə bu, ikinci əcayib limit bu, y-gə tən. Törtüncü misalımızda x 2-gə ümitilgəndə kəsir ifadənin qiyməti çeksizgə tən boladı. Əndi, f at x funksiyanın x 0 nöqtədəgi çəp ya ki 10 limitiga to'xtalamiz. 5-chi tarif. Agar ixtiyoriy epsilon katta 0 son uchun shunday delta katta 0 sonni topish mumkin bo'lib, ximiz x0 minus deltadan katta, x0 dan kichik shartni qanoatlantiruvchi barcha xlar uchun absolut qiymati bo'yicha f(x) minus b epsilon dan kichik tengsizlik bajarilsa, b soniga f at x funksiyanın x 0 noktadaki çap limiti deyiladi. Bu limit kuyuda geçe yazıladı. Uşbu tarifte kaos içinde kursatilgen ifadalar f at x funksiyanın x 0 noktadaki 10 limiti tarifine tegişli buladı. Misallar koyalımız. Birinci misal. Birinci misalımız kuyudaki kuruşta belirgen. Üçbu misalda çap limit sıfatı da x'nin 2'ye çapten imtilişini kuruşumuz mümkün. Bu halda funksiyanın kıymatı 0 getin buladı. İkinci limit x 2'ye 10 taraftan imtilgen halatını karaydıgan bulsak o halda üşbu funksiyanın kıymatı plus çeksizge teng boladı. Etibar bilen karasengiz x'ni imtilişleri de sonunun yanıge minus 0 ve plus 0 koşup koyulgen. Bu 2'ge çapten ve 2'ge 10'dan imtilişini bildiradı. İkinci misal. İkinci misalın görünüşü kuyudakça bolsun. Bu cayda
funksiya x 2'ye 10'dan ve çapdan ümitilgenler de türlü kıl. Masra üçte 1 ve minus 1'ye teng. Y beraber f at x funksiyanın x 0 noktada limiti mevcut buluşu için bu funksiya 3 bu noktada çap ve 10 limitlerine ege bulup 3 bu limitler o zara teng buluşu zarur ve yeterlidir. Quyida keltirilgan ifodalar limitler haqidagi asosiy teoremalar deb atalib, funksiya limitlarining asosiy xossalarini ifodalaydi. Aytaylik, f at x funksiya x x 0 ga intilganda a ga, g at x funksiya x x 0 ga intilganda b ga teng bo'lsin. O holda birinchi ikkita funksiya algebrik yığındısının limiti bu funksiyalar limitlerinin algebrik yığındısına teng. İkinci, ikide funksiya kubaytmasının limiti bu funksiyalar limitlerinin kubaytmasına teng. Yani kuyudakçı yazılardı. Üçüncü, ikide funksiya bölünmesinin limiti bu funksiyalar limitlerinin nisbatiga teng. Yani ushbuga teng bo'ladi. Bu joyda b 0'dan farklı bo'lishi kerak. Yuqorida keltirilgan teoremalar funksiyalarning limitlarini hisoblashda qo'llaniladi. Masalan, birinchi misolni qaraymiz. Birinchi misolimiz bo'linmaning limiti ko'rinishda berilgan. Demak, bu funksiyalar limitlarining nisbati kabi yozishimiz mumkin bo'ladi va hisoblaydigan bo'lsak 0 ga teng bo'ladi. Ikkinchi misolimiz bu ikkita funksiya ko'paytmasining limiti ko'rinishda berilgan. Bu degani, demak, har bir funksiya limitlar ko'paytmasini topishga keltiradi va bu hisoblasak 0 ga teng bo'ladi. Üçüncü misalımız, ikide funksiya algebrik yığındısı. Xüsusen bu cahide yığındı koruşta koruptırdı. Bu funksiyalar limitlerinin algebrik yığındısıya teng boladı. Ve bunu sablaydıgan bulsak, bu minus 1'ye teng boladı. Ameliyatta kullanıladigan acayip limitler namını algan, bu ikide limitlerini keltirip ötemiz. Birincisi, bu birinci acayip limit deb aytiladi. Bu limit x 0 ga intilganda sinus x ning x ga nisbati bu 1 ga teng. İkinci acayip limitimiz bu limit x x 0 ga intilganda 1 plus x ning 1 taksim x derecesi bu y ga teng. Yukarıda keltirilgan ikkita acayip limitlarning natijalari ham mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat bo'ladi. Birinchi uchtasi, birinchi, ikkinchi, uchinchisi bu birinchi ajoyib limiting natijalari. 4 va 5-chi limitlar esa bu ikkinchi ajoyib limitning natijalari sifatida qarash kerak. Endi f at m funksiyasining n ölçüvli r fazaga tegishli m0 noktadagi limiti tushunchasini kiritamiz. Y barabar f at m funksiya va m0 urinish nuqtasi berilgan bo'lsa. 6-chi ta'rif. Agar a nuqtaning ixtiyoriy u atrofi uchun m0 nuqtaning u atrofi mavjud bo'lib ushbu munosabat o'rinli bo'lsa, u holda a nuqta f at m funksiyasining m0 nuqtadagi limiti deb ataladi. 7-chi ta'rif. Agar ixtiyoriy epsilon katta 0 son uchun shunday epsilonga bog'liq ravishda delta soni 0 dan katta bo'lgan topilib, ro m0 dan m gacha bo'lgan masofa deltadan kichik munosabat o'rinli bo'lgan barcha m nuqtalari uchun
F at M minus B absolut kıymeti boyunca epsilondan küçük tensizlik becerilse o halde B sanı F at M funksiyonun M0 noktadaki limiti deyiladi ve o kuyudakiçe yazıladı. Misallar görürüz. Birinci misal. Birinci misalımız bu iki özgürlüğü funksiyada x 0 gemtil yaptı, y 3 gemtil yaptı. Üç bu limitini sablaş için bir vasita x ve y onlarına masra işte 0 ve 3'ünü koyup kurup 6 taksim 5 ekenliğini tapalımız. İkinci misal, ikinci misalımız hem kuyudaki iki özgürlüğü funksiyonundan ibaret. Bu cide x hem y hem 0'ye intilmakta. Üç bu funksiyonun limiti mevcut emas. Kuyuda ispatı keltirilgen sizlerden müstakil ravuşta korup çıkışlarınızı sorayımız. Malum ki y barabar f at m funksiyonun m0 noktadaki limitini karayetkenimizde bu nokta v toplamda tegişli buluşam, tegişli bulmasılığı hem mümkün. Eğer m0 nokta v toplamda tegişli bulup limit m, m0 gemdilgen de f at m b limit mevcut olsa o halde bu limit kuyuda geçe yazıladı. Ve y barabar f at m funksiya m0 noktada özlüksüz debeteledi. Eğer v toplam m0 noktanın kandaydır u atrafını hem öz çüge alsa o halde y barabar f at m funksiyanın m0 noktadaki barça atrafı boyunca limitige her tamamlama limit deyiladi. İkinci misal. Aytaylik, ushbu funksiya berilgan bo'lsin. İki o'lchovli fazadan 00 noktanı çıkarıp tashlaymiz. Funksiyaning 00 noktadagi limiti mavjudligini turli yo'nalishlar hamda y barabar x kvadrat para bo'yicha qaraymiz. Birinchi türlü yönelişler boyunca x ni a'tı, y ni b'tı bilen almıştıramız. Neticede kuyudakini hasıl kılamız. T 0'ge intilgen de bu 0'ge intiladı. İkinci y oranıge parabola tenlemesi x kvadratını koyduken bulsak o halde 3 bu ifadan olamız. T 0'ge intilgen de bu 1 taksım 2'ge ten bular iken. Demek bu funksiyonun her tamamlama limiti mevcut emas ekan. Mavzunu yaratışta kuyudagi edebiyatlardan faydalanılgan. Sizlerge hem mavzunu etraflıca örgeniş maksadıda üşbu edebiyatlardan faydalanış tavsiye etiladi. İtibarlarınız için katta rahmet aziz talebeler.